İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine gündemimizde CHP Soylu hakkında 5 ayrı suçtan suç duyurusunda bulundu. Zira CHP'li Murat Bakan sadece suç işleri bakanı değildir. İçişleri Bakanlığı'nda bir suç örgütü oluşturmuştur dedi Soylu için ve seçim günü içinde valileri uyardı. Sadece suç işleri bakanı değildir. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nı bir suç örgütü gibi yönetir gibi İçişleri Bakanlığı'nın içinde bir yapılanma oluşturmuştur. Dolayısıyla Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikayet ediyoruz. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 5 ayrı suçtan suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Bakan, 105 suçtan daha yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Ancak biz kendisiyle ilgili 5 tane savcılığa ayrı suç duyurusunda bulunduk. Süleyman Soylu'nun şahsıyla ilgili. Geride 105 tane daha var. Yani o kadar çok suç işledi ki bunları da sırasıyla hazırlayıp vereceğiz. Bakan suçları tek tek saymadı. Zamanla hazırlayıp paylaşacaklarını söyledi. Bakan suçlardan birinin Soylu'nun televizyon ekranında uyuşturucu tacirlerine yapılacak operasyonu önceden haber vermesi olduğunu söyledi. Alişan'ın çıktığı magazin programında onunla ilgili suç duyurumuzdur. Gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ve soruşturma sürecinde tespit edilecek diğer suçlarla ilgili. Soylu geçtiğimiz hafta bir YouTuber'la yaptığı çekim sırasında bir program göstermişti. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin? Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. Sayın Bakan, çok iyiymiş. Ya bu devletin çok büyük güçleri var. Bakan sadece istihbarat birimlerinin kullandığı KİM uygulamasına ilişkin Soylu'nun bu görüntülerini hatırlattı. Bunun da suç olduğunu söyledi. Yabancı istihbarat örgütlerine Türk emniyetinin teknik kabiliyetini, teknik yeterliliklerini ifşa eden, terör örgütlerine ifşa eden bir açıklama yapmıştı. Bununla ilgili devlet sırrından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var işlediği suçun. Bir hukuk bilmiyor, hukuk tanımıyor. Dolayısıyla kanunu bilmemek mazeret sayılmaz İçişleri Bakanı olarak. Bundan dolayı kendisi yargılanacaktır. Bakan çok önemli diyerek açıkladı. Gamer üzerinden operasyon yapılıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ne istiyor Gamer? Arkadaşlar söyleyeyim. Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı ve hava araçlarının göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup kolluk birimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunulması. Bakan savaşa mı gidiyoruz diyerek tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeline bir seçim sattım halinde Gamer, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar? Devletin polisi yok mu? Sandık için görevlendirilmiş polislerimiz var ve buradan valilere sesleniyorum. Suça ortak olmayın.